Ülke Ocakları Genel Merkezi sunar. Milliyetçi hareket, milletimizi millet yapan milli ve manevi değerlerimizin, çağdaş hayatın her türlü imkanlarına, gelişmesine katkıda bulunacak, bunun iktidarlara göre değişmeyen milli bir politika haline gelmesi sağlanacaktır. Türkeş gelecek. Yüce Türk milletinin aydınlık günleri için bilge lider Türkeş gelecek. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, bilgisizliğe, yalancılığa karşı kutlu bir savaş için çağın bilge kağanı Türkeş gelecek. Türklüğü yok sayan, Türk milletinin birliğine ve bütünlüğüne karşı çıkan, bölgeciliğe, mezhepçiliğe ve her çeşit bölücülüğe karşı amansız bir savaş için Türk milletinin yol başçısı Türkeş gelecek. Türk milletine insanca ve bilimsel kurallarla en kısa yoldan kendi gücüyle ayakta durabilecek, güçlü, mutlu, hak ve onuruna sahip bir toplum haline getirmek için çağın alperini Türkeş gelecek. Türkiye'nin gelişmesi, yükselmesi, çağlar üzerinden bir sıçrama yaparak atom ve füze çağına erişmesi, uygarlığın öncüsü olması için başbuğ Alparslan Türkeş gelecek. Türkeşsiz, Türk emsalsiz, Türk etsiz. Ölürse Arif ölsün, Türk ne yapar Türk etsiz? Olsun Türkiye'm, yine bahar gelecek. Yemin olsun Türkiye'm, yine bahar gelecek. Türkeş Türkeş gelecek, bütün yüzler gülecek. Anarşi terör biter, bahçemde bülbül öter. Türkeş Türkeş gelecek, bütün yüzler gülecek. Anarşi terör biter, bahçemde bülbül öter. Yemin olsun Türkiye'm, yine bahar gelecek. Yemin olsun Türkiye'm, yine bahar gelecek. Türkeş Türkeş gelecek, bütün yüzler gülecek. İşi köylü el ele, gidiyoruz güzele. Türkeş Türkeş gelecek, bütün yüzler gülecek. İşi köylü el ele, gidiyoruz güzele. Türkiye'm, yine bahar gelecek. Yemin olsun Türkiye'm, yine bahar gelecek. Türkeş Türkeş gelecek, bütün yüzler gülecek. İşi köylü el ele, gidiyoruz güzele. Türkeş Türkeş gelecek, bütün yüzler gülecek. İşi köylü el ele, gidiyoruz güzele. Ağır Sultan duysun bu sözlerimi. Partim MHP'dir, liderim Türkeş.
İşte ben açıkça derim kendimi, partim MHP'dir, liderim Türkiye. 44'te dikilen ülkü çiçeği 50 yıl önceden gördü gerçeği. Ben daha neyleyim balığı meteği, partim MHP'dir, liderim Türkeş. Milliyetçi görüş milli çözümdür, 9 ışık ise 2 gözümdür. Bu gözle bakarsam gerçek görünür, partim MHP'dir, liderim Türkeş. Ülkücülük dedim, sahi ne demek? Kim öğretti bize bunları tek tek? Türkeş'ten gayrıyı kim gösterecek? Partim MHP'dir, liderim Türkeş. Bir lider gösterin varsa yetkisi, dünya Türklüğüne olsun etkisi. Çenesine hakim değil gerisi, partim MHP'dir, liderim Türkeş. Kardeş be, resimler MHP şöyle. Bu güneş balçıkla sıvanmaz böyle. Zalimlere inat, gel, gel yine söyle. Partim MHP'dir, liderim, önderim, başbuğum Türkeş. Devlet adamlığı ciddi iştir. Güç ister, kuvvet ister. Gücü, kuvveti imanımızdan alıyoruz. İnsanımıza hizmeti ibadet biliyoruz. Türk dünyası paramparça. Kimi Kerkük'te, kimi Rodoplar'da, kimi Azerbaycan'da, kimi Batı Trakya'da yas içinde. Hani nerede çişi yaptılar, Kürşatlar, genç Osmanlar? Hani nerede Alparslan'ın fethettiği toprakların aklı? O topraklar sayesinde Türk töresi apaktı. Şimdi töreler bir bir gidiyor elden. Fakat gözün aydın Türk milleti. Türk'ün başına yeni bir başbuğ geldi. Bir başbuğ ki Türkiye eski gücünü yaşatacak ve o eski azametine kavuşturacak. İşte Türk'ün karanlık bahtına doğan güneş, başbuğ Alparslan Türkeş. Yeni bir Ergenekon hazırlığı içerisindeyiz. Bu yeni Ergenekon'da demir yerine inançsızlık, umursamazlık ve uyuşukluk eritilecektir. Türkü türkü dillerde, nakış nakış gönüllerde ve karanlıkta ses veren her yerde bozkurtlar ordusu geldi. Gözün aydın Türk milleti, gözün aydın. Her türlü israf engellenmelidir. İnsanımız özlediği nizamı kurmalıdır. Hakkın hikmetidir sendeki hikmet. Öl sen de dirilir, devlet olursun.
Öldün de dönmedin vefa yolundan. Tanrı'ya hak dedin, doğruya iman. Düşen düşmanın da olsa kolundan. Tuttun, öldürmedin ey büyük insan. Nice soysuzları geçirdin tahta. Nice çobanları tacdar ettin. Hastalar dirilttin, sen oldun hasta. İnsanlık aşkına yürüdün gittin. Vatansız kalanlar sana sığındı. Esiri misafir gibi besledin. Kalbine merhamet kinden yakındı. Bu düşman, bu dinsiz, nankör demedin. Fakat esir silahlandı, dilenci doydu. Nankörler ordusu birden üredi. Baktığın hastalar gözünü oydu. Ektiğin iyilikten yılan türedi. Kimse görmemişken senden kötülük. Kötülük etmeyen kimse kalmadı. Fırsatı buldun mu kaçırma ey Türk. Siyaset ilminin fırsattır adı. Sev, koru, ara, bul kardeşin Türk'ü. Yormaz kuvvet verir milliyet yükü. Şüphesiz bir dinde Türklüktür çünkü. Yabancı muhabbet tuzak demektir. Tarihi okudum, kapadım yine. Yanmış dedelerim iller narına. Çevirdim yüzümü Türk diyarına. Türk olmayan bizden uzak demektir. Milliyetçi hareket her türlü köleliğin panzehiridir. Susuz kalsa toprağımız,
sularız kanımızda. Susuz kalsa toprağımız, sularız kanımızda. Haydi yiğit, haydi yiğit, haydi yeni akına. Ülkümüzün, gücümüzün, cihan varsın farkına. Ülkümüzün, gücümüzün, cihan varsın farkına. Şehit bozkurt, rahat uyu, sen ölmedin ölmesin. İntikamın alınacak, bozkurtlar etti yemin. İntikamın alınacak, bozkurtlar etti yemin. Atalardan bize kalan emanettir bu vatan. Atalardan bize kalan emanettir bu vatan. Sussuz kalsa toprağımız, sularız kanımızla. Susuz kalsa toprağımız, sularız kanımızla. İçtekiler, dıştakiler ihanetten bıkmadı. Ülkücüler bu vatanı savunmaktan yılmadı. Bozkurtların vatanını savunmaktan yılmadı. Canımızdır, kanımızdır, her şeyimiz bu vatan. Bastığın yerleri tanı, altında tür tür yatan. Bastığın yerleri tanı, altında tür tür yatan. Susma, konuş. Sükut neyi halleder? Yaraların oyuk oyuksa. Bu çıban yarılıp içi boşalmalıdır. Milliyetçi hareket iktidar olmalıdır. Ülkücülük basit menfaatler uğruna ortaya çıkmış bir hareket değildir. Bencil çıkarlar uğruna, politika çamuruna bulaşıp asla bir kanat olmamıştır. Çünkü ülkücü parça değil, bütüne taliptir. Bütünü oluşturan ana tema, inancın yükümlülüğünde taraf olup yaşama ve yaşatma şuurunda idrakleşen mefkûredir. Kızıl elmada şiarlaşan mefkûre, Türk milletinin karakteristik özelliğinin bütün yönlerinin yansıdığı milli devlet felsefesidir. Milli devlet, güçlü iktidar, bu felsefenin taviz kabul etmeyen milli kimliğidir. Ülkücülük bir aşktır. Diğer hiçbir akımda, hiçbir harekette bu aşkı göremezsiniz. Duyuş ve hissedişte yaşanan hal külfettir. Külfet olduğu için de bir aşktır. Duyguyla düşünüş bıçak gibi birbirinden ayrılmaz. Milletini seven insan bu duyguyu biraz da düşünceyle bulayıp Türk'ün büyüklüğüne ve bugünkü bulanık görünüşüne rağmen her an yeniden parlama niteliğine güvenini yitirmemiş olan her zamanki büyüklüğüne inançtır. Bunun için ülkücülük bizzat devletin ekmeği, suyu, hayat felsefesidir. Şahsiyetleşme olgusu içinde benim oluşup
merkeze doğru bir gelişimi olan ülkücülük bir pergel misali eksenlidir. Onun faaliyet alanı İslam'ın sınırları içinde sınırsız bir Türk milliyetçiliğini kapsar. Sadece yaşanan coğrafyaya yönelik olmayan milli doktrin, dünya sulhü, dünya adaleti ve dünya nizamıyla da ilgilidir. Milli doktrin, insanlık alemi içinde ne uşak olmayı ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmez. Yüce Türk milleti, elini vicdanına koyup bir muhasebe yap. Doğru karar verebiliyor musun? İştir kişinin aynası, lafa bakılmaz. Sözüyle vaat edileni ve uygulananın testini yap. Hesap gününün sahibi olan Allah'a yakarışta ellerini açıp sözlerde rüşvet, talan, sömürü, yalan gibi toplumları mahvolmaya götüren Bizans hasletlerinin hangi siyasi partilerde kimlik olduğunu ve bu vebalde senin payının oranını hesapla. İskisiz, askisiz, ilksansız bir yönetim anlayışıyla kucaklayıcı, bütünleştirici, güler yüzlü bir yönetim vaat eden ve Türk milletinin bekası için gerekli olan milliyetçi, ülkücü kadroları iktidar yap.